Herkese selamlar dostlar. 5 Aralık 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Arkadaşlar 6 tane maç seçtim. Bunlardan 3 maçı bir kombinledim, 2 maçı bir kombinledim. Tek maça da ilk yarı maç sonucu tahmini yüksek orandan sizlere bir tahmin yapacağım. O maçımız da Alanyaspor maçı. En sona bırakıyorum o yüzden. Şöyle geçelim biraz anlatalım. Şimdi Instagram'dan şöyle bir etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. UEFA etkinliği yaptım. 3 tane maç seçtim ben. Üst ve alt oranları birbirine yakın şeklinde. O maçlara verdim. Mesela ilk maçımız Granada PSV maçıydı. Bu maça takipçilerimiz şöyle 2200 kişi görmüş. Mesela 2300 kişi görmüş. Üst demiş. Diğer maçımız PAOK maçına üst demiş. Karabağ maçına da %1 ile alt demiş. Şöyle bir kupon çıkardık sizlerin verdikleri yanıttan dolayı. Tel Aviv maçı alt geldi. PSV üst gelmedi. PAOK maçı da 2,5 üst geldi. 2 maç geldi, 1 maç gelmedi mesela. Bunları siz, bu kuponu siz yaptınız, öyle söyleyeyim. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Şöyle kuponun resmini de bıraktım zaten. UEFA maçları dün için özellikle kendi adıma konuşmak gerekirse çok tahmin 4-5 tane maçta yanıldım arkadaşlar. Mesela Rangers maçına maç sonu bir 4,5 alt dedik fakat 3-2 yendi. O maç mesela öyle yattı. Yani yattığımız maçlar oldu. Onu da zaten Instagram'dan da takip ediyorsanız buradan söyledim, duyurdum arkadaşlar. Şimdi Instagram'dan takip ederekten böyle kuponlar yapacağız artık. Özellikle cumartesi, pazar veya bültenin yoğun olduğu maçlarda böyle kuponlar çıkarmayı düşünüyorum. Sizlerin de katkılarıyla. Onun dışında YouTube'da katıl butonumuz var. Hem bana destek anlamında hem de bir ay boyunca kanalın topluluğu kısmında ekstra kuponlardan faydalanmak için. 3 tane birim var. Fino, Bulldog, Kangal olaraktan. Şurada katıl butonu ayrıcalıkları Kangal tip var. Bu videoyu izledikten sonra o birimlerden herhangi birine katılırsanız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Maçlarda topluluk kısmında yayınlanıyor arkadaşlar. Her gün günlük olaraktan. Mesela Cuma günü videosunu çekmedim. Orada bir tane ikili kombin önerdim şeklinde. Takiplik güzel bir kupon çıkardım Cuma içinde. Şimdi başlayalım. İlk maçımız Everton maçı. 1.75 orandan Everton'a favori görmüşler ki olması gereken gibi. Ben Everton'un son maçını izledim. Şu maçın özetini kesinlikle izleyin. Bakın maç 1-0'lık skorla bitti. Fakat özeti 5 dakika. Öyle söyleyeyim. Bu maç normalde 6-6 veya 7-7 hatta 8-8 bile bitmesi lazım. Her iki takım da çok güzel etkili futbol oynadı. Çok net pozisyonlara girdi. Everton attı. Offside vardı. Richarlison'un attığı golde mesela. Yani çok pozisyonlu, bol gollü bir maç geçmesini bekliyordum ki. Ben ki herkes hep üst bekliyordu bu karşılaşmadan. Kağıt bitti. Ben Everton'un artık eski kadrosunu kurdu. Özellikle son maça kadar. Son maçına yine eski kadrosuyla çıkmıştı. James, Calvert-Lewin, Richarlison, Alan şeklinde. Yine kadrosunda sakatlıklar vardı, iyileşti. Şu an tam kadro şekilde ilerliyor. Sadece sakat isimlere baktığım zaman da sol bekinde Lucas Digne sakat olaraktan da gözüküyor. Başka bir sakat oyuncusu yok şu an Everton'un. Ben bu maçta bir Everton galibiyeti bekliyorum. Direkt maç sonu 2 olaraktan da 1.75 oranla taraf bahislerinde güvendiğim bir bahistir şeklinde söylüyorum. Düşünüyorum ki genelde 1.75 oran genelde gelir arkadaşlar. Everton'da bir sakatlık yok. Artık galibiyeti aç bir takım. Bu takım liderliği oynuyordu. İlk 6'ya girmek için oynuyordu. Şu an 8. sırada. Artık kazanması bir seri yapacaktır diye düşünüyorum. Burnley tarafına baktığımız zaman da son maçında onlar da Manchester City'ye 5-0 mağlup oldu. Kendi evinde iyi bir takım. Fakat Chelsea gibi, Tottenham gibi takımlar, büyük takımlar yendi takımı kendi evinde, Burnley'i. Ben bu maçta da Everton'un galip geleceğini düşünüyorum. Direkt maç sonu 2 olaraktan da sizlere öneriyorum. Burnley'de önemli bir sakat veya eksiklik de yok arkadaşlar. Direkt maç sonu 2 olaraktan da ben kuponumu aldım. İkili kombinim ilk maçında Everton maçı var. Şimdi ikili kombinin diğer maçı Dortmund maçı. 1.75 oranı vardı, 1.67'ye düştü. Ben bu maçta hem ideal bir tahmin yapayım hem de şöyle biraz daha oranı yüksek bir tahmin yapmak istiyorum. Ben oranı yüksek tahmini aldım. Şimdi her iki takım da golcü bir takım. Frankfurt'ta tam bir beraberlik takımı. Oynadığı maçlara baktığım zaman da çoğunlukla berabere kalıyor. Ki golcü bir takım. Özellikle son maçı 3-3 bitti. Burada Bastos sakattı. Bu maçta geri döndü. Yine bu karşılaşmada olacaktır diye düşünüyorum ben. Andre Silva ile Bastos zaten 4-4-2 şeklinde oynayan bir takım Frankfurt. İyi bir beslerse bu golcüleri, iyi beslediği takdirde gol atmakta zorluk çekmeyen bir takım. Bastos ve Andre Silva iyi de bir uyum yakaladılar söyleyebiliriz. Dortmund'la oynayacak. Dortmund son maçta bize bir çalım attı. O çalımını da şöyle Lazio maçından göstereyim. Haaland'ın bir sakatlığı olmaması üzerine son dakika bir açıklama yaptı. Haaland sakat şeklinde, oynamayacak şeklinde. Dinlendirmek istedi muhtemelen. Sancho'yu da dakika 75'e kadar bekletti. Ondan sonra aldı. Bu maçı resmen canımızı okudum. Az sonra 1 vermiştik. Rahat galibiyet bekliyordum ben Dortmund'un az kadrosu çıkması, artık az kadrosu çıkmasıyla birlikte.
Fakat dediğim gibi önemli oyuncular yedek bırakınca Julian Brandt, Sancho, Haaland zaten hiç oyunu almadı. Kadroya bile almamış. O yüzden böyle bir ters oyu geldi. Fakat ligde ben şundan dolayı bu hafta Leipzig ile Bayern Münih'in maçı var. Birinci ve ikinci takımın maçı var gördüğünüz üzere. Leipzig ile Bayern Münih'in maçı var. Dortmund'un ben bu hafta puan kaybetmesini beklemiyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Frankfurt'un da karşılık verebileceğini düşünüyorum. İlk bahisim KG vardan ideal bahisten 1.35 oranı KG var. KG var alabilirsiniz. Fakat ben maç sonu 2 olaraktan aldım. Orana dün 1.75'ti 1.67'ye düştü. Değerlendirmek için bence gayet güzel bir bahis. Maç sonu 2 ben Haaland'ın Sancho'nun da dinlendirildiği için bu karşılaşmada ekstra bir form göstererekten de form grafiğini biraz daha yukarı çekerekten de bir galibiyet bekliyorum Dortmund tarafından. Everton'la Dortmund maçını kombinledim. Zaten videonun sonunda da göstereceğim. Diğer maçım City Fulham maçı. City'ye 1.06'lık oran vermiş. City galibiyetine gitsek ne olur, gitmesek ne olur? Ben oranı yükseltmek için şöyle bir şey yaptım. City'nin kendi evinde yine farklı kazanacağını düşünüyorum. City çünkü son maçında baktığımız zaman kendi evinde 5-0'lık bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. O maçta da oyuncularını dinlendirdi. Kevin De Bruyne'ni dinlendirdi. Gabriel Jesus dakika 71'de aldı. Şöyle göstereyim. Aynen 71'de aldı Gabriel Jesus. Baktığımız zaman da kilit oyuncularda mesela kalecisi Ederson vardı aynı şekilde. Kevin De Bruyne dinlendirildi dediğim gibi. Sterling falan oynadı. Gabriel Jesus dinlendirdi. Bu maçta Agüero arkadaşlar şu an şüpheli olaraktan gözüküyor. Oynar oynamaz sakatlığı sürmez. Onun maç saatinde belli olur. Fakat ben bu karşılaşmada bir City galibiyeti bekliyorum. Zaten 1.06'lık oranı var. Birden birin 1.25 oranı var. İlk yarı birin 1.32 oranı var. Ben ideal kuponuma City'nin ilk yarıdan işi bitirebileceğini düşünüyorum. Fiş çeker diye düşünüyorum ben ilk yarıdan Manchester City'nin. Fulham son maçını kazandı. Leicester'a karşı deplasmanda kazandı. İyi atak yapan bir takım. Fakat Leicester'da bitiricilikte sıkıntı yaşayan bir takım. Ben bu sıkıntıyı Manchester City'nin yaşayacağını düşünmüyorum. İlk yarı bir şeklinde 1.32'lik orandan işi bitirir şeklinde düşünüyorum ki son maçında ilk yarıda 3 tane attı. 5-0'lık galibiyet aldı. Yine aynı şekilde bir maç bekliyorum. İlk yarıya bir gayet mantıklı olacaktır. Diğer maçım West Ham United, Manchester United maçı. Manchester United zor bir karşılaşma oynadı. Takım biraz yorgun olduğunu düşünüyorum. Paris'le oynadı. Paris'le kendi evinde 3-1'lik mağlup oldu. Kırmızı kart gördü zaten. Fred görmüştü galiba. Tam hatırlamıyorum. Aynen Fred gördü. Dakika 70'te kırmızı kart. İkinci sarıdan gördü. Zor bir maç oynadı. Takım yorgun olduğunu düşünüyorum ben United'ın. West Ham'da bir çıkış yakalamış bir takım. Son 3 maçında 1-0'lık skorlarla galip geliyor. Aston Villa'yı kendi evinde yendi. Fulham'ı yendi. Sheffield United aynı şekilde yendi. Kendi evinde gol atmayı bilen bir takım West Ham United. Ben bu karşılaşmada West Ham'ın United'da bir gol atabileceğini düşünüyorum. Ki United'ın da yorgun olması en büyük sebeplerden dolayı düşünüyorum ki aralarındaki maçlara baktığımız zaman da West Ham kendi evindeki son iki maçı zaten kazanmış arkadaşlar. Son maçı da United'ın kendi evinde berabere bitmiş. Yani çekişmeli bir maç olacaktır diye düşünüyorum ben bu karşılaşmanın. United'ın artık Cavani de son maçta zaten geride çevirdi. İkinci yarı 2-0'dan 3-2 yaptı. 2 gol bir asist oynadı Cavani. Bu karşılaşmada yine Manchester United tarafından gol bekliyorum. En ideal bahis KG var olacaktır. 1.50 gibi orandan değerlendirmek isteyenlere o şekilde öneririm. Sakat cezalı var mı diye baktığım zaman da West Ham United'da hiçbir sakatlık yok. Tam kadro olaraktan da gözüküyor. Luke Shaw Manchester United'da şüpheli olaraktan gözüküyor. Ve aynı şekilde McTominay orta sahada şüpheli olaraktan da gözüken bir diğer isim. Başka bir sakatlık, önemli bir sakatlık yok arkadaşlar. Geçelim diğer Chelsea maçımıza. Ben bu maçta ilk başta 2.5 üstüne gitmiştim bahis olaraktan. Ondan sonra maç sonu bile yeniden çevirdim. Chelsea son maçına baktığımız zaman da 4-0'lık bir Sevilla galibiyeti geldi. Muazzam bir takım. Giroud maçta 4 tane gol attı. Hatta 5.'yi de atıyordu da elinden zor aldılar Sevilla'yı, öyle söyleyeyim ben size. Werner'i dinlendirdi. Hatta oyunu aldı mı diye bakayım, şöyle göstereyim Werner'i. Sanırım almadı. 84'te almış. Werner, Abraham, Kante, önemli Ziye, aynı şekilde bu isimler takımı mont olsun. Önemli isimleri dinlendirdi. Zaten kadro olarak da çok güzel bir kadrosu var Chelsea takımının. Havertz de sakatlıktan döndü. Bu maçta ilk 11'e çıktı. 67'ye kadar oynadı. Chelsea'nin kalecisine değinmek istiyorum. Mendy. Geldiği 9 maçta 3 gol yedi galiba. Muazzam bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Ben bu daha parlar gider bu kaleci. Ben size söyleyeyim şimdiden. O yüzden ben direkt Chelsea'nin kendi oyununu oynayarak da Leeds United'ı ben kendi evimde direkt galibiyetini düşünüyorum. 1.42 orandan direkt galibiyetine verdim. Sakat cezalı var mı diye baktığım zaman da orta sahada Pablo Hernandez sakat olaraktan gözüküyor Chelsea'de ki ilk 11 oyuncusu olmadığını söyleyeyim. Başka iki takımda sakatlık yok. Dediğim gibi 2.5 üst verecektim. Leeds United'da çünkü hücum futbolu anlamda etkili gelen bir takım. Son maçında da
Everton'la maç oynadı. Dediğim gibi maç 6-6 bitecekken 1-0 bitti. Tamamen şansa diyeyim ben size. Girmeyince girmiyor. Leicester United'da hücumu düşünen bir takım. Ya KG var da alacaktım ama Mendy'ni kalede Mendy olduğu için bir şüphelendim. Yani direkt maç sonu 1 almak en mantıksız olarak düşürdüm 1.42 orandan. Şöyle kuponlarımı göstereyim size. Everton maç sonu 2 direkt verdim. Dortmund maçına maç sonu 2 direkt verdim. Manchester City ilk yarı 1-1.32 orandan. West Ham United KG var. Chelsea maçı da maç sonu 1 şeklinde verdim direkt. Şimdi şeyi göstereyim bir de. Alanya maçını konuşayım. Arkadaşlar ben bu maçı direkt tahminim söyleyeyim. İlk bu maçın ben berabere biteceğini düşünüyorum. Alanya galibiyeti beklemiyorum bu karşılaşmada. Bir sürpriz haftanın günün ilk maçı olduğu için sürpriz bekliyorum özellikle. Ondan dolayı. Hatta yüksek oran tahmini yapmak gerekirse 2'den 0 bekliyorum. 2'den 0'ın oranı da 13 arkadaşlar. Ya tek maçlık deneme olarak da son videonun özellikle sonuna koydum. İzleyenler artık ne diyeyim şanslı mı şanssız mı göreceğiz artık. Alanya'nın ilk yarıdan gol atabileceğini düşünüyorum. Çağdaş Atan'la 10 numara bir çıkış yakaladı takım zaten liderlikte. Fakat ben bu karşılaşmada günün cumartesi günü ilk maçı olduğundan dolayı bir beraberlik bekliyorum. 2'den 0 da bekliyorum. 13 orandan değerlendirmek isteyenlere öyle de bir alternatif sunayım ben sizlere. Ama direkt maç sonu 0 olarak da bir deneme yapabilirsiniz. Sistem kuponlarınızı ekleyebilirsiniz diyerekten düşünüyorum. Kuponları tekrar şöyle göstereyim ben size. Manchester City ilk yarı 1-1.32 orandan. West Ham United KG var 1.50 orandan. Chelsea maç sonu 1-1.42 orandan. Everton maçına maç sonu 2, Dortmund maçına maç sonu 2 olarak da verdim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da bize destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.